Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere uzun zamandır tarifini vermek istediğim pastane açmasının tarifini vereceğim. Uzun zamandır yapıyorum, gerçekten çok güzel oluyor. Umarım siz de denediğinizde memnun kalırsınız. Hemen öncelikle hamurunu yoğurarak başlıyorum. Çok fazla bir malzemesi yok. Hemen öncelikle 3 yemek kaşığı şekeri yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Kullandığım bardak yine 200 milimlik. 1 su bardağı ılık su. 1 su bardağı ılık süt. Yarım su bardağı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 paket kuru maya. Şöyle karıştırıyorum. Yeterli. Burada 5 su bardağı unumu eledim. Yavaş yavaş ekleyeceğim ve yumuşak bir hamur yoğuracağım. Yumuşak olmasına dikkat edin. Eğer hamurunuzu katı yoğurursanız kesinlikle açmanız güzel olmaz, sert olur. O yüzden hamurunun yumuşaklığına dikkat edin. İlk aşamada şöyle spatulayla karıştıracağım. Eğer unum yeterli gelmezse biraz daha ekleyeceğim. Her yaptığımda un miktarı eşit olmuyor, aynı olmuyor. Birinde 5 bardak giderken birinde 6 bardak gidebiliyor bazen. Çünkü bu una göre değişebiliyor. Siz de dikkatli ve yavaş eklemeyi ihmal etmeyin lütfen. Şöyle bir çatalla. Şöyle 1 su bardağı un daha yanıma aldım. Gerektiğinde katacağım. Hemen elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu tezgahımın üzerinde yoğuracağım. Bundan sonra yapışırsa un kullanacağım. Yoksa un kullanmayacağım. 3 dakika boyunca yoğuracağım. Gördüğünüz gibi hafif elime de yapışıyor. Öyle elinize yapışıyor diye de sürekli un serpmeyin sakın. Hafif elinize yapışan bir hamur olacak. Şöyle kıvamını da göstereyim. Gördüğünüz gibi hafif elime yapışıyor. Ara ara un serptim. Sadece 5 bardaktan yarım su bardağı daha un kullanmış oldum. Yeterli. Sakın hamurunuzu sert yapmayın. Ve 3 dakika boyunca da güzelce yoğurun. Tekrardan yoğurdum. Kabımın içerisine alıyorum. Şöyle biraz un serpeceğim. Üzerine de streç çekeceğim. Hamurum iki katı olana kadar ortalama 1 saat dinlendireceğim. Evinizde hangi odanız sıcaksa orada dinlendirin. Daha güzel mayalanır hamurunuz. Hamuru toplamda 1 saattir dinlendiriyordum. Gördüğünüz gibi 2 kat oldu. Hatta fazlasıyla. Hemen şöyle açıyorum. Tezgahımın üzerine çıkarıyorum. Eşit parçalara böleceğim. Toplamda 9 tane oldu. Şöyle bir tane de yaptım. Size de göstereceğim şimdi. Şöyle elinizi tereyağına bulayın. Açıyorum. Hamuru ikiye bölüyorum.
Büzüyorum. Diğerini de aynı şekilde. Ve birbirinin üzerine atıyorum. Yine aynı şekilde ortadan kesiyorum. Rulo yapıyorum. Birbirinin üzerine atıyorum. Bir taraftan da elimle çekiştiriyorum. Artık en sonuncusunu yapıyorum. Şimdi yarım saat boyunca tepsi mayasında bekleteceğim. Ondan sonra üzerine yumurta sarısı sürüp fırınıma atacağım. Toplamda 10 tane oldu. Tepsi mayası yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü tepsi mayası çok önemli. Şu 2 taneyi de ben daha sonrasında pişireceğim. Şimdi yarım saat dinlendiriyorum onları. Şöyle 2 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. İlk yaptığımdan başlayarak pişiriyorum. Zaten bunlar pişerken diğeri de bekleyeceği için yumurta sarısını sürüp sürüp fırına atacağım. 180 derecelik alt üst ayarda üzeri kızarana kadar pişireceğim. Üzerine bir miktar da çörek otu serpiştiriyorum. İsterseniz susam da koyabilirsiniz. Artık fırınımı açmaların hepsini pişirdim. Fırından da çıkardım. Hemen şöyle yakından yumuşaklığını da göstereyim. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.